Ben Halide Doğdu, 19 yaşındayım, İzmirliyim. O kadar kapına gerek yok. Programı İzmir'den katılıyorum. Peki Berhan, teşekkür ederiz. Berhan, bölümün neydi bu arada? Bölümüm sağlık eğitimi. Sağlık eğitimi. Ben Yunus Emre Genç, Uluslararası Ticaret okuyacağım. 19 yaşındayım, İstanbul'dan geliyorum. Adım Sahil'e ben geldim. Bölümüm mekatronik mühendisliğim, Gaziantep'liyim. Ben Aşire'm, Bolu'yum. Bölümüm ise bilgisayar mühendisliği. Adım Ece Yılmaz, turizm ve otel işletmeciliği bölümü. Yahya Tüşkan, makine mühendisliği bölümünü diyorum. Burada derine inmekten
mana nedir? Nasıl derine inelim sence burada? Hocam şimdi dediğim gibi hani sonuçta burada 22-24 saat ders sürüyorsun haftada. Evet. Bunun speaking var, writing var, kulüpleriniz var, seçmeli dersiniz var. Evet. Hani illaki sana hitap eden bir yer oluyor. Hı-hı. En azından hani bir konu olarak, başka bir şey olarak. Ama o 4 saatlik bölümde şey değilsin. Bir de şöyle bir şey var. Biz bu, sonuçta bu sene buraya isteğe bağlı geldik. Evet. Hani, kendimiz istediğimiz için biraz bu mecburiyet vardı açıkçası üzerimizde. Hani biz geldik, bir senemiz boşa gitmesin. Evet. Onun o sayede biraz da siz de hani üsteliyordunuz. Ya ilkokulda sonuçta 8 sene gördük ama pek hocanın umurunda değildi açıkçası. Evet. Yani sizi öğretmenlerimizin de burada bir katkısı var. Yani geldiniz diyordunuz. Yani en azından boşa gitmesin bir yılımız. Evet. İşlediğimiz, yazdığımız essay'ler, işlediğimiz konular, speaking'lerimiz, writing'lerimiz, kelime çalışmalarımız, seçme derslerimiz hani bana göre çok büyük bir katkısı oldu. Ya yani derine inmekten kastım bunlar da açıkçası. Şimdi gelirken açıkçası lise ve ilkokulda aldığımız eğitimde bir şey olacak diye düşündüm. Hani çok da iyi içerisinde bir şey değil zaten. Şey için gelmiştim aslında ben, bölümü değiştirmek istiyorum, tekrar çalışmak için gelmiştim. Hı-hı. O yüzden hani çok da bir şey beklemiyordum. Evet. Ama tabii farklı olduğunu gördüm. Yani bu üniversitenin farklı en azından, hem üniversitedeki öğrencileri bilmiyorum. Peki bu farklılıktan kasıt nedir, ne gibi farklı? Yani mesela derste konuşma üzerine yaptık her şeyi ve hani bir sürü şeyler yazdık, mesela bir hikayenin sonunu tamamlamak. Müşteri etkinlikler yaptık. Eğlenceli ve gayet... Sizin sadece sınava öyle çalışıyorduk. Ve hiç konuşma yoktu. Sadece gramer üzerinde. Yani konu işlenmek için işleniyordu. Ama buraya geldiğimizde hani grameri daha çok pekiştirdim. Daha çok kelime öğrendim. Daha çok da speaking üzerinde durduğumuz için geliştiğini düşünüyorum. Yararlı bence. Yararlı gördüm sanki. Peki buradaki hazırlık eğitimimizi nasıl değerlendiriyorsun? Öğretmenler öncelikle çok ilgili, yani üzerinde duruyor, hani hiç geri çevirmiyorlar yanlarına gittiğimizde. İyi buluyorum, gerçekten iyi, öneririm herkese. Ders bazında değerlendirdiğinde ne düşünüyorsun? Ders İngilizce işlemek açısından düşündüğünde. Yani ben sıkılacağımı düşünüyorum çünkü lisedeyken aram çok iyi değildi. Notlarım iyiydi ama çok böyle severek şey yapmıyordum ama burada gerçekten sevdim çünkü gerçekten öğrendim ve öğrendiğimi kullanabildiğim için sınavlarda. Evet. O yüzden yani mesela hani önceden okuduğum hiçbir şeyi doğru düzgün anlamıyordum. Ya da mesela hani okuduğum şeyi Türkçe'ye çevirirken benim çevirdiğim şey bambaşka, oradaki şey bambaşka oluyordu. Şimdi onu biraz daha hani en azından çıkartabiliyorum. Daha bir hani anlamını anlayabiliyorum. Okuduğum şeyleri biraz daha hani kolay anlayabiliyorum. Hani yazma açısından da oldu. Peki mesela şu anda bir İngilizce metin okusan bunun en azından ne demek istediğini bu metni anlayabilecek bir seviyede İngilizce var mıdır? Yani konunun hani ne bahsettiğini anlayabilecek kadar hani seviyem olduğunu düşünüyorum. Konuşma speaking becerisi olarak düşünürsek sana ne gibi katkıları oldu hazırlık eğitimine? Ya ben hani eğer karşımdaki biraz benim düşünmemi beklerse konuşabileceğime inanıyorum. Gerekse çok bir beklentim yoktu çünkü yani lisedeki gibi olacak diye hani düşünüyorum. Sonuçta biz hani bayağı yıllardır İngilizce öğreniyoruz sözde. Evet. Ama pek bir faydasını göremiyorduk. 12 yıl boyunca öğreniyoruz. Evet. 12 yıl boyunca öğreniyoruz ama pek bir faydasını göremiyoruz. Ben yani okulda pek hani hiçbir faydasını göremiyorum. Peki daha önce bu İngilizce eğitimi gördük dedik. Bu İngilizce eğitimiyle burada hazırlıktaki İngilizce eğitimini karşılaştırdığında arada farklar görüyor musun? Tabii yani dedim ya hani 12 yılda öğrenemediğimiz şeyi hani 1 yılda gayet rahat öğrenebiliyoruz. Çünkü hani şöyle bir durum var. Burada tabii ki de sadece İngilizce görüyoruz. İşimiz hani gücümüz İngilizce oluyor. Ama 12 yılda bir sürü dersler var. Yani yazılıya hani sürekli yazılıdan önceki akşamları falan böyle bir şeyler ezberleyip ondan sonra yazılıda bunları yapıp daha sonra unutuyoruz yani. Onun için pek bir faydasını göremiyoruz ama burada tabii sürekli hocalarımız yardımcı oluyor bize. Hani özellikle birçok hoca arkadaş gibi davranıyor. Yani
Peki ders bazında, yok sen bilirsin, istersen verebilirsin tabii ki de. Ders bazında değerlendirdiğinde eğitimsel açıdan ne gibi farklar var? Lisede mi? Yani daha önceki İngilizce eğitimine, buradaki İngilizce eğitimine karşılaştırdığın zaman, hani dedin ya mesela burada bir yılda, orada yıllarca öğrendim, İngilizce'den daha fazlasını öğrendim diye. Bunun sebebi nedir mesela? Sebebi yoğunlaştırılmış bir şey, hani sadece İngilizce odaklanmamız. Evet. Ayrıca dediğim gibi hocaların da çok yardımcı olması. Ondan sonra bir de hani bunu lisede de uygulamaya çalışıyorlardı ama hani sadece İngilizce konuşuyor vesaire. Evet. Ama bunu işte ne kadar yapıyorduk? Burası Paris zaten, çok bir şey yapamıyorduk. Evet. Ama burada güzel bir şekilde uyguladık onu. Yani derste zaten İngilizce konuşuyor. Belli bir müddet sonra alışıyorsunuz. Evet. Yani kulağınız aşina oluyor. Hani daha rahat oluyor. Onun için tabii bayağı farklar var yani. Çok fazla ödev de yüklenilmiyor. Ama hani güzel bir şey. Önce İngilizce eğitimi yapıldı. Bu eğitimi seçerken beklentilerin nelerdi? Ya açıkçası ben buraya biraz anne zoruyla geldim. Ama anneleri dinlemekte fayda varmış. Ben lisedeyken 5 sene lise okudum ve 5 sene boyunca öğrencisi İngilizce ve Almanca dersleri gördüm. Ama ne İngilizce ne Almanca hiçbir ilerleme kadar çünkü hem yaşımız küçüktü hem eğitim bence çok geldiğimde çok o kadar da önemli olmadığını öğrendim. Aynı zamanda speaking becerim.
Çok farklı. Ben ilk liseye başladığımda, ortaokulda İngilizce eğitim aldığımda emizler öğretiliyordu. Baktığımız zaman buraya geldiğimde de ilk hani dedim ki yine aynı şeyleri gösterecekler, yine aynı seviyeye çıkacağım. Fakat hiç öyle olmadı. Bilmediğim bir sürü şeyi öğrendim. Ve aslında lisede öğrendiğimiz Türkçe dersinin İngilizce haline aldığını düşünüyorum artık. Aynı şekilde dil bilgisi de olsun, evet. Noktalama işaretlerine kadar gördük biz burada İngilizce. Fakat lisedeki eğitimde kesinlikle üniversite hazırlığı bir tutamayız. Bunun en büyük katkısının Düzce Üniversitesi olduğunu düşünüyorum. İlk buraya gelmeden önce insanlardan hep şey demişler, işte hazırlık kötü, gitme, şöyle yapma. Kesinlikle öyle değil. Herkese tavsiye ediyorum, herkes gelsinler. Kendiniz istiyorsanız gelin. Yani istemiyorsanız zaten hiçbir şey alamazsınız. Buradaki öğretmenler çok değerli, çok fazla bilgiler. Ben kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Peki kesinlikle gelmeleri diyorsun. Onlara ne elde edecekler, neden gelmeliler, sebepleri ne olmalı? Ben buraya başladığımda en düşük seviyeyle başladım. En düşük seviyedeydim. Şu an dediğim gibi yabancı ile konuşabilirim. Ve yurt dışına çıktığım zaman en azından kendi iletişimimi sağlayabilecek kadar yukarı geldiğimi düşünüyorum. Kendi azmimle de bunu daha ileriye katabileceğiz. İlkokulda, lisede çok iyi bir İngilizce eğitimi almadım. Sonuçta çok fazla ilkokulda ve lisede çok fazla eğitim verdiklerini düşünmüyorum. Bu yüzden zaten üniversiteyi tercih ettim. Zaten gelecekteki bölümüm de İngilizce gerektiriyor. Ve başladığımda çok az bir bilgiyle geldim. Hatta hiç sıfıra yakın bir bilgim. Ama buraya geldiğimde hem grammar, hem speaking, hem writing, bunların hepsini geliştirdiğimi düşünüyorum. Tabii bunlar da sadece benim değil, buradaki arkadaşlarımın, öğretmenlerimin hepsinin katkısı, çabası var. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Peki, buradaki İngilizce eğitimini değerlendirdiğinde önceki gördüğüm eğitimlerden farklı dedin. Ne gibi yorumlar yapabilirsin onunla ilgili? Nasıl değerlendiriyorsun özellikle İngilizce eğitiminizi? Buradaki hocaların çok istekli olduğunu görüyorum, öğrencilerle konuşurken. Mesela ders dışı aktivite olarak sizinle birlikte Conversation Club yaptık. Bunların bizde çok fazla faydası olduğunu gördüm. En küçük bir şey mesela bizim özgüvenimizi arttırıyor. Mesela atıyorum bir yere gittik, bir yabancı artık rahatlıkla bir yol tarifi yapabiliyorum. Bu benim için önemli bir şey. Hazırlık adına karşılandı ama kendim adına karşılayamadım. Yani kendim çalışamadım açıkçası. Kişisel nedenlerinden dolayı ama evet. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ne gibi faydası oldu İngilizce hazırlık eğitiminin sana? Nasıl söyleyeyim? İnternet üzerinden İngilizce bir şeyle karşılaştığımda şu an çok rahatlıkla anlayabiliyorum, cevaplayabiliyorum. Ondan sonra basit olarak kendimi ifade edebiliyorum. Böyle bundan yararlı oldu. Peki senin başındaki İngilizce seviyenle şimdiki İngilizce seviyeni karşılaştırdığımız zaman arada fark var diyebilir miyiz? Yani evet, büyük farklar var. Ne gibi farklar var? Yani şimdi ilkokuldan bu yana hep İngilizce gördük. Ama hep unutuldu. Ama bu sene gördüğümüz şeyleri unutmadık. Üstüne koya koya gittik. Evet. Öğrendik kalıplar, cümleler. Hani nasıl konuşacağımızı değil, ne konuşacağımızı düşünmeye başladık. Çok güzel. Öyle yani. Daha önce gördüğün İngilizce eğitiminden burada aldığın İngilizce eğitimi farklı diyebilir miyiz? Aslında aynı ama odaklandığımız için farklılık. Yani çünkü ben hani öğrenmek için odaklandığım için ne tür bir öğrenme geçti buradaki İngilizce eğitimiyle? Benim önceden writing'im iyiydi. Yani daha da üstüne kalktım writing açısından. Speaking açısından çok iyi oldu. Özellikle William hocam vardı. Kendisi yurt dışından gelen bir hoca. O açıdan çok iyi oldu. Ama Türkçe olan bir hocamızın İngilizce konuşmasıyla hani asıl olan hani aslında ana dilim İngilizce, ana İngilizce olan bir insanın duymak İngilizce çok farklı. Evet. Kur'an alışıyor, aksanda öğreniyorsun. Herhangi bir sorun yaşamazsın. Farklı bir insanla karşılaşıyorsun. Bu skill'leri gelsek, writing, speaking, senin sene başındaki ile sene sonundaki skill'lerin arasında fark var mıdır? Yani illa ki var hocam. Ama ben şöyle bir şey, yani ben bildiğime kadar buraya belli bir altyapıyla gelsem de özellikle ben İngilizce kelime azlemin inanılmaz geliştiğini düşünüyorum. Hani en azından konuşamasam da bir metin olduğunda neyin ne olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliyorum. Mesela bir kelime bilmediğim halde, örneğin dünkü bize de, mesela o cümleden ne olabileceğini çıkartabiliyorum artık. Aynen öyle. Mesela yani en azından şöyle bir şey düşünelim. Mesela
bir İngiltere'de diyelim bir arkadaşımla chatleştiğimde veya hani yabancı bir arkadaşım olur, başka bir yerden tanıştım. Onunla rahatlıkla mesajlaşabileceğimi düşünüyorum. Tamam, konuşmada eksin, bayağı bir eksin. Ama İngilizce hazinem olarak hani okuldaki mezun olan upper'lardan bile hani onların en azından sınıftakilere eşit olduğunu düşünüyorum İngilizce şey hakkında, kelime seviyem hakkında. Yani bu konuda bir katkı sağlayabilirsiniz. Tabii ki, hocam. İlk dönemle ikinci dönem arasında daha var. Gramer açısından yok. Ama hani lise eğitiminde zaten hep gramer ağırlıklıydı ve yani önde bir kitap, sadece gramer kurallarını ezberlemek ve o kuralları yazılı kağıdında uygulamak üzerine kurulu bir şeydi. Evet. Ve buraya geldikçe daha çok speaking'e yönelikti. Ve bunun da karşılığını aldığımı düşünüyorum. Tamam, hani üst düzey bir İngilizce konuşmuyorum ve konuşamam da. Ama en azından yolda karşılaştığım bir turistle rahatlıkla sohbet edebilip, ne bileyim, onunla benzer şeyler söyleyebilirim. Ve yani onun sorduğu sorulara da rahatlıkla cevap verebilirim. Bu da benim için yeterli. İleriki hayatımda da zaten bölümüm dolayısıyla İngilizcemin iyi olması gerekiyor. Evet. Ve hani uluslararası ticaret okuyup da İngilizce bilmemek, yani gülerler. Senin insanların için gülmesinden de ziyade benim için zaten gerekli bir şey. Evet. Yani aynı zamanda mesleğin için de faydası olacağını düşünüyorum. Evet. Gelecekte senin için mesleğe de katkısı olacak. Peki speaking becerisi olarak bana katkısı oldu dedin. Diğer beceriyi düşündüğümde reading, writing, mesela reading ile ilgili bir okuma metnini İngilizce okuyabiliyor musun şu anda? Anlayabiliyor musun? Okuduğumuzu ne kadar anlayabiliyor? Ya ben aslında daha çok speaking'e yoğunlaştım ama hani buna yoğunlaştığım için de diğerlerini biraz görmezden geldiğim gibi oldu. Ya yani writing becerim de gelişti. Aynen. Ve reading zaten A1 A2 seviye kitaplarını okuyabiliyordum. Ama hani şimdi gazeteden açtığım bir haberi çok net bir şekilde anlamıyorum ama ana detaylarıyla zaten onu çözümleyebiliyorum. Ne bileyim, baktığın zaman o kelimelerin hepsi kargacık, burgacık gelmiyor. İngilizce bir gazete okuyabiliyorsun. Okuyabiliyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Ben buraya hazırlığı tercih etmeden önce hazırlığı tercih konumunun için İngilizce pratiğim vardı zaten. Çünkü liseyi, uluslararası lisede okumuştum. Orada İngilizcem hani pratik olarak iyiydi. Evet. Buraya geldiğimde de hani ilk speaking sınavlarında hani hızlı hızlı konuşuyordum. Hani bir sıkıntı yaşamıyormuş gibi. Ama burada eğitimi alınca hani biraz daha hani şeyler öğrenince, hani daha önceki konuştuğum şey, hani konuştuğum kadar hızlı konuşmadım başlarda. Çünkü hataları fark edebiliyordum. O zaman hani hiç düşünmüyordum hata yaptığımı mı yaptığımı. Onun şimdi daha belirli bir konuşmuş oluyoruz. Yine hızlandı eskisi kadar ama en azından daha doğru konuştuğumu fark edebiliyorum. Evet, evet, mesela speaking için bir kere öncelikle o utangaçlı atıyorsun burada. O şey gidiyor üstünden. Onun dışında yabancı hocalar var, işte onlarla konuşurken zaten kullanmak zorundasın. Evet, ister istemez aslında kullanmamız gerektiği için. Derslerde öğreniyorsun bayağı. Ve listeninde falan dizi film falan izliyordun ama her gün işte duyarak, şey yaparak haftada 24 saat daha fazla aşina oluyor ve kendileri daha kolay çıkartmaya başladım şarkı dinlerken ya da artık bir filmi alt yazısı anlayabiliyorum bayağı yani. Bu güzel bir şey. Evet, çok güzel bir şey gerçekten. Teknik alanda konuşabilme, anlayabilme, cevaplayabilme bir sürü anlamda bana bir yararı oldu. Yani bir yerde bir yabancı dille karşılaştığım zaman düşünüp yargılayıp cevap verebilme yeteneği sağladı bana. Alanın turizm, yabancı dille yani İngilizce ile iletişim kurmak gerekecek. İngilizce şu anki seviyenle İngilizce ile iletişim kurabileceğini düşünüyor musun? Düşünüyorum çünkü bayağı sene başından beri yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Gerek dersler olsun, gerek kulüpler olsun, gerek ek dersler olsun, seçmeli dersler olsun. Yani rahatlıkla öğrenmeyi düşünüyorum. Burada biliyorsun İngilizce seçmeli dersleriniz var. Hangi seçmeli dersi seçtin? Fotoğrafçılık seçtim. Peki fotoğrafçılık dersinin sana ne gibi yararları oldu? İngilizce ile bağdaştırdığın. Ben önceden fotoğrafçılığı çok seviyordum. Hani evet, hobi olarak görüyordum. O yüzden o dersi seçtim.
çok fazla İngilizce terimler vardı fotoğrafçılıkta, hani anlayamadığımız Türkçe olsa bile bir yabancı dilden geçtiğinden dolayı. Onların anlamlarını öğrendik, nasıl çekim yapmamız gerektiğini öğrendik. Özellikle slide yapmayı, sunum yapmayı, nasıl karşımızdaki insanlarla İngilizce konuşmayı rahat bir şekilde sunum yapmayı öğrendik. Ve bunu İngilizce becerimle geliştirdim. Aslında bir yandan hobinle İngilizce geliştirmiş oldum. Senin için güzel oldu mu peki? Yani çok iyi oldu çünkü normalde Türkçe sunumlar yapıyorduk, onlara evet, bile heyecanlanıyorduk. Şimdi farklı bir dilde bir sunum yapıyoruz ve daha güzel bir avantaj elde ediyorsun. Peki burada ders dışı aktivitelerimiz de var, seçmeli derslerde kulüp aktivitelerimiz var. Onlara katıldın mı? Ben şeyi çok istiyordum, tabu seçmeli dersini çok istiyordum. Hı-hı. Çok fazla arkadaş bulamadığım için gidemedim. Tek başıma da tabu oynayamayacağım için. Bilim tarihini seçtim de, ya Samet Hoca'ya buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kendisine hakikaten hani belli bir süreden sonra anlaştım. Kendisi çok iyi bir insandır. Evet. Şöyle bir şey var. Hocam ben neden böyle bir şey yaptım anlamadım ben. Yani niye birden ben mi seçtim acaba, kendi otomatik mi atladı bilim tarihini? Sadece hocam hani ilk dönem zaten gelmiyordum. Çünkü ben ilk dönem çok devamsızlık yaptım. Evet. 110-120 saati buldu benim. İkinci dönem geldiğimde biraz telefonla oynadım da. Ama hocam onun dışında şey falan izletiyordu bize. Bu Kozi belgeseli falan izletiyordu. Hocam hani o da kendini sonuçta Samet Hoca da kendine mecbur onu yapmak. Ve mesela ben bana hitap eden bir şey olmadığı için ikinci öğretim için. Eğer birinci öğretimde olsaydı ben fotoğrafçılık veya herhangi bir kulübe gidebilirdim. Sadece benim eleştirim şu, evet. Onda da hani sizin bir şeyiniz var, bunu orası tartışılır. Aha. İkinci öğretim için kulüp sayısı azdı. Kulüp sayısı az. Seçmeli dersten bahsediyorum. Seçmeli dersten bahsediyorum. Mesela şöyle bir şey olabilir. Bu dönem artık geçti de bir anket yapılabilir. Aha. Hani hangi kulüp olsun? Seçmeli ders. Aynen, seçmeli ders için konuşuyorum. Çünkü bilim tarihi veya bulmaca, çeviri, tiyatro bana hitap eden bir şey değil. Ben onun için şey yapmadım. Hani burada benim belki yeteneğim olmadığı için bende de bir suç olabilir. Adapte olamam hakkında. Yani o konuda aslında sana hitap etmemesi. Aynen öyle. Aynen öyle. Üzerinde yeni buluş, teknoloji anlamında yeni buluşları falan öğrendik ve hani bunların kavramlar var bazıları. Mesela teknolojiyle alakalı. Onları öğrenmiş olduk. Çünkü normalde hani normal konuşma hayatımızda normal hayatta kullanmadığımız şeyler. O yüzden öğrenmeye ihtiyacı duymadığımız şeyler ama onları öğrenmiş olduk. Şimdi benim de hani mühendislik olunca Evrim usulleri. Peki bu dersin sana ne gibi faydaları oldu? Türkçe bilmediğim konuları hani astronomi olsun ya da başka konular olsun İngilizce'de öğrenmiş oldum. İki yönden geliştirdim. Hem Türkçe'de hem öğrenmiş oldum hem de İngilizce'de. Hem genel kültür katkısı oldu hem de İngilizce'ye de katkısı oldu. İlk dönem konuşma sınıfına katılıyordum. İkinci dönem seçmeli dersi saat 5'te için katılamadım. Ama ilk dönem konuşma sınıfında bayağı bir yoruluyorsunuz. Dediğim gibi çünkü konuşa daha akıcı hale gelmeye başlıyorsunuz. Önceden konuştuğunuz bir konu geliyor şansınıza veya bir fikir önceden konuştuğunuz bir konu hakkında yeni bir fikir aklınıza geliyor. Direkt hızlı bir şekilde söyleyebiliyorsunuz. Evet, mesela peki bu dersinizin sana ne gibi katkıları oldu? Genel kültür olarak katkısı oldu. Yani böyle bir konuda şu an ben de kendi fikrimi söyleyebilirim. Peki bunu İngilizce söyleyebilirim. İngilizce söyleyebilirim. Bir de şöyle bir şey var. Derste sunum yapıyorduk. Böyle bir topluluğun karşısına çıkıp İngilizce konuşmak. Biraz daha bir şeyler katıyor insana. Hani o konuyu sen anlatmaya çalışıyorsun. Sen bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Kendi ifade etmeye çalışıyorsun aslında insanlara. O yüzden tiyatronun da İngilizce açısından dediğim gibi orada da bir skeçleri okuduk, hikayeler okuduk. Evet. Bir de bana bu katkıyı sağladı. Evet. Çünkü eskiden ilk zamanlarda okuyamıyordum hikayeleri. Ve sınıfta hocamız okuyordu, anlayabiliyordum. Kelimeleri de kendisi söylediği için daha hızlı bitiyordu. Hem de çok keyif vericiydi. Zaten tiyatroyla ilgileniyorum. İngilizce olması beni daha da mutlu etmişti. Bir hobi de aslında İngilizce yaptım. Evet. İngilizce becerimle geliştirdi, diyebiliriz o zaman. Peki ders dışı aktivitelerimiz de var. Onlara katılma şansım oldu mu hiç? Onlara katılma şansım olmadı. Ama katılan arkadaşlarım memnun kaldıklarını söylediler. Keyif aldıklarını söylediler. Hazırlık eğitimini bir yıl boyunca aldım.
söyleyebilirsin ya da önerir misin buradaki İngilizce eğitimi? Öneririm çünkü öğretmenlerimiz çok iyi gerçekten. Bizimle arkadaş gibi çok iyi İngilizce eğitim veriyorlar. Özellikle onlara diyeceğim hani aşırı fazla kelime çalışsınlar. Ne kadar kelime çalışırlarsa onlar için daha iyi olacak. Hiçbir sınavda zorlanmayacaklar. Öğretmenlerimiz çok iyi dedin ya, burada iyi olmalarına senin için sebebi nedir? Şöyle bir şey, mesela hani rahatlıkla soru sorabiliyorsunuz. Ben bunu anlamadım, tekrardan anlatırsın. Hiçbir şekilde hani sabırla anlatırlar. Kendi bölümümüze gittiğimizde bir hocaya bir daha tekrardan görme imkanımızın olacağını çok iyi anladık. Hocalarımızın anlattığı kadarıyla. O açıdan çok iyi, rahat takılıyorsunuz onlarla. Her şeyi konuşabiliyorsunuz, her türlü. Son olarak İngilizce hazırlık sınıfına seneye gelecek bölümdaşlarını önerir misin? Öneririm kesinlikle. Özellikle benim uluslararası ticaret okuyan bir insan için İngilizce zaten kesin şart. Hatta herkes için şart olmaya başladı. En azından İngilizceyi halledip farklı alandaki dilini... Yani gelecek arkadaşlara tavsiyem, hani şöyle demesinler, hani tamam geliyorlarsa ya, gelmiyorlar sonra bir sözümüz yok, geliyorlarsa hani ben burayı şey rahatlık için seçtim demesinler benim gibi. Ben çok pişmanım o yüzden. Hani bir adaptif süreci olarak görmesinler. İlk dönem eğer bir altyapıları varsa biraz kendilerini rahatlatabilirler. Ama ikinci dönem kesinlikle derslerine çalışsınlar. Çünkü şöyle bir şey var. İlk dönem eğer altyapın varsa en azından biraz da olsa bir şeyleri telafi edebiliyorsun. Ama ikinci dönem bunu yapamıyorsun. Çünkü eğer İngilizce iki kelime yan yana getiremiyorsan essay yazamıyorsun. Yani bu iki, iki daha dört. Senden eş seri writing yazmanı istiyorlar. Speaking'de belli bir yol kat etmeni istiyorlar. Yani dediğim gibi eğer bunları yapamıyorsan yani şey yapmanı yani. Gelecek arkadaşlarına önerir misin buradaki hazırlık eğitiminizden? Ya bence şu algıyı kafalarından çıkarmalar gerek. Yani diğer hazırlık okuyan öğrencilere danışıp hani okulu birçok öğrenci burada yarıda bırakıyor ve sonrasında hazırlığın onlara hiçbir şey katmadığını söylüyor. Ben kendimden de örnek vereceğim. Ben 150 saat devamsızlık yaptım. Ve hani 150 saat devamsızlık yaparak zaten hazırlığa başarısız demek, ne bileyim öğretmenlere suç atmak bence çok da mantıklı gelmiyor. Hani o kadar saat devamsızlık yapmış bir insanın dinlenilmemesi lazım. Ya da hani okul adam yarıda bırakmış ve hani hiçbir gayret göstermemiş. Bence gevşek olmamak gerekiyor. Tamam hani yeri geldiğinde hepimiz salabiliyoruz ama önemli olan onun ucunu kaçırmamak. Bir noktadan kaçtığı zaman onun devamı geliyor zaten. Hani aman bugün gitmeyeyim, aman bugün yorgunum, aman bugün yağmurlu. Ya spor gibi bu da. Yani spora bir gün gitmeseniz, ikinci gün gidesiniz gelmiyor. Burada da böyle. Ben de yine çok devamsızlık yaptım ama ipin ucunu kaçırmamaya dikkat ettim. Ve hani eğer relax modda takılacaklarsa, gevşek gevşek dolaşacaklarsa bence gelmesinler. Sonuçta bir yıl hem insanın emeğine yazık, hem maddiyata yazık, hem de evde bekleyen anneye babaya yazık. Hani bu durumda bence bir yıllarını heba etmesinler. Ama eğer ki ben bu azme sahibi ve ben bunu başaracağım diye geliyorlarsa zaten başaracaklardır. Evet. Yani inanmak gerekiyor. Onun dışında bence çevresel faktörlere de çok bakmamaları gerekiyor. Çünkü üniversitede belli bir rahatlık düzeyine ulaşınca bazı insanlar değişebiliyor. Ve hani hiç okula gelmemek gibi alışkanlıklar da edinebiliyorlar. Yani bence o insanlardan uzak durmaları gerekiyor. Yani onların telkinlerini dinlemektense, ben mesela birçok arkadaşım bıraktı, hatta yarısından çok bıraktı. Ve ben hala buradayım, son güne kadar da geldim. Önemli olan insanın kendi içindeki istek ve azimler. Eğer bilgisayar mühendisliği okuyacak arkadaşlarına bir yıl burada İngilizce hazırlık eğitimi almayı önerir misin? Kesinlikle öneririm. Ben aslında ilk olarak hani kayıp olarak görüyordum. Hani hazırlığa gelmemiz senem gidecek diye düşünüyorum. Ama şu an aynı şeyi düşünmüyorum. Yani geliştiği için, işime de yarayacağı için öyle düşünüyorum. Herkese de tavsiye ederim. Bölümde de çünkü turizmde zaten İngilizce olmazsa hani hiçbir şeysin. O yüzden hani İngilizce zaten şart. Özellikle bence turizm için şart. Çünkü turizm sonuçta İngilizce dilin olması gerekiyor. Yani dilin olması lazım. Ben kesinlikle öğrenmeleri gerekiyor. Gelmeyi de peki buradaki eğitimi değerlendirdiğinde eğitiminizi önerir misin onlara?
Bence çok iyiydi. Hani hocalar hepsi ayrı ayrı ilgileniyorlardı. Hani hiçbiri umursamaz davranmıyordu ya da hani anlatmaktan hani kaçınmıyordu. Sürekli hani iyi davranıyorlar ve hani güzel gerçekten hani iyi anlatıyorlardı. Hani ben B sınıfına geçmeden önce de hani A sınıfındaki hocalarım da çok iyi anlatıyordu. Hani B sınıfına geçtim, oradaki hocalarım da çok iyi anlatıyordu. Hani hocalar arasında fark yok. Yani hepsi normal, hepsi hani çok düzgün. Buradaki iyi kriteri senin için nedir? Nasıldır bu iyilik? Yani daha mesela önce de İngilizce eğitimi gördün. Buradaki eğitimle karşılaştırdığın arada farklar var mı? Ya ben önceden hani İngilizce dersinin sayısı fazla olduğu için hani dersi geçeyim. Hani sadece hani ezberliyordum, evet, sınavda yazıyordum. Sonrası yoktu yani. Hani ezberleyip oraya yazıp sonra bırakıyordum. Ama şimdi burada hani zaten hani zorunlu olmadığı için de hani kendim istiyorum. Birisi bana zorla bir şey de yaptırmıyor. Ve hani öğrenmek istediğim için öğreniyorum. Hani hocalar da buna yardım ettiği için, hani kimse geri çevirmediği için hani kolay bir şekilde öneririm. Şu yüzden öneririm. Normalde hani hazırlık demezsek buna, hani haftada işte şu kadar saat İngilizce öğrenecek deseydin hani birisi, ben hani onu tasvip etmezdim yani. Ne bileyim, mesela bana deseler ki haftada 30 saat İngilizce öğreneceksin, evet, hani içimden gelmezdi ama hani böyle bu hazırlık programı sandığım kadar hani şey geçmiş, sıkıcı geçmedi yani. Çok hani eğlenceliydi. Hani hatta spoiler'da veriyoruz, Zekeriya Hoca özellikle. Ondan sonra William Hoca zaten, o da çok iyi bir hoca. Ondan sonra ya birçok hocamız Yasin Hoca. Evet. Çok hani faydası dokundu bize. Hani biraz olsun kendine. Tavsiye de ediyorum kendine. Gelecek arkadaşlarına tavsiye ediyorsun. İngilizce eğitimini geçirmeleri açısından. Çok çabuk geçiyordu. Öyle bir kötü bir şey. Çok çabuk geçiyor. Bir yıl olsa gerçekten bir yıl daha okurum. Bir yıl daha okurum. Ben de diyorum. Ben de böyle de sanki. Tanıma amacı var burada. Fırsatınız var yani.
üniversiteyi tanıyabiliyorsunuz. Evet. Direkt yoğun dersler değil de yani İngilizceyi öğrenerek zevkli şeyler yaparak hem üniversiteyi tanıyorsunuz hem dilinizi geliştiriyorsunuz. Evet. Yani o yönden çok memnunum, arkadaşlara da öneririm.